Merhaba arkadaşlar. İlk olarak Excel ile iletişim kurmak için Data Streamer eklentisini kurmamız gerekiyor. Eklentiyi Microsoft'un sayfasından indiriyoruz. Açıklamaya linkini ekledim. İndirdiğimiz zip dosyasını bir klasörün içine çıkarıyoruz. Setup Excel'e tıklayarak kurulumu yapıyoruz. Kurulumu çok basit. İleri tuşlarına basarak kurulumu tamamlıyoruz. Kurulumumuz bitti. Şimdi eklentileri üste ekleyelim. Bunun için File kısmına tıklıyoruz. Buradan Seçenekler. Açılan pencereden de Add-ins'e tıklıyoruz. Aşağıdan Com Add-ins'i seçip Go diyoruz. Gelen pencerede Excel Data Streamer seçip OK diyoruz. Gördüğünüz gibi kullanacağımız kısımlar açıldı. Şimdi Excel'i detaylı bir şekilde inceleyelim. Önce Data Streamer bölümüne geliyoruz. Cihaza bağlan kısmına tıklıyoruz ve portumuzdaki Arduino'yu seçiyoruz. Start Data dediğimizde iletişim başlıyor. Burası Arduino'dan veri aldığımız yer. Veri gönderdiğimiz yerde burası. 10 tane veri kanalımız var. Birazdan örneklerle nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Kaç sütun veri kaydedeceğimizi de seçebiliyoruz. 15 sütun seçtik ve değerler bu sütunlara kaydediliyor. Buradaki 150 milisaniye veri gönderim hızımız. Advanced kısmına tıklayarak da yayın frekansını ayarlıyoruz. Ben 9600 seçtim. Bunu yanlış seçersek veri alıp veremeyiz. Buradan da verilerin kaç bit gönderileceğini ayarlıyoruz. İlk örneğimizde Arduino'dan Excel'e veri gönderelim. Bunun için Arduino'yu kod yüklerken olduğu gibi USB girişine bağlamanız yeterli. Kodumuzda yayın frekansımızı seçiyoruz. Sonra 0 ile 10 arasında rastgele değerleri seri porta gönderiyoruz. Bu komut da ilk verinin bittiğini ve yeni verinin başlayacağını belirtiyor. Start Data ile iletişimimizi başlattık. Zaman bilgisi ve veriler, ayarladığımız gibi 100 milisaniyede bir yazdırılıyor. Verilerin tamamını görmek için kaydedilen veriyi 5 seçelim. Şimdi iletişim protokolünü daha iyi anlamak için 2 farklı veri gönderelim. 10 ile 20 arasında rastgele bir B değeri üretip seri porta gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi iki veriyi de ilk sütunda birleştirip yazıyor. Bu verileri diğer kanallara ayırmak istersek aralarına virgül işareti koymamız gerekir. Hemen bir örneğini yapıp görelim. Kodumuzda iki veri arasına virgül ekliyoruz. Sonuçlarımızı iki ayrı kanala başarılı bir şekilde yazdırdık. Şimdi son 8 veriyi alıp bir Excel grafiğinde gösterelim. Öncelikle bir çubuk grafik ekleyelim. Birinci kanal için değerlerimizi seçiyoruz. Şimdi de ikinci kanalımızın değerlerini seçelim. Sürelerimizi de eklediğimizde grafiğimiz hazır. Şimdi de rastgele değerler yerine sensörden okuduğumuz değerleri bir grafikte görelim. Bunun için son videomda hazırladığım hız ölçüm devresini kullandım. İsterseniz hız ölçer videomu buradan izleyebilirsiniz. Kodumuz bu şekilde. Bir saniyede atılan tur sayısını bu kısımda Excel'e gönderiyoruz.
Şimdi de Excel'den veri gönderelim. Bunun için hız ölçer devresinin göstergesini kullandım. Kodlaması çok basit. Sadece 60 uzunluğunda bir dizi oluşturuyoruz. Diğer kısımlar göstergenin kodları. Excel, verileri karakter olarak gönderdiği için integer yerine char olarak karşılaştırdık. Yayın frekansını 9600 olarak ayarlıyoruz. Loop kısmında gelen veriyi data dizisinin içine kaydediyoruz. 10 kanal olduğu için ona geldiğinde veriyi işliyoruz. Buradaki data 0, birinci kanalımızı ifade ediyor. Sonra veriyi ekrana yazdırıyoruz. Bu alt kısım ise yeni veri gelmeden önce diziyi sıfırlamak için. Veri iletimini Arduino board üzerindeki yanıp sönen lambalardan görebilirsiniz. Eğer bu kanallar dışına veri yazarsak videodaki gibi veri iletimi olmaz. Diğer kanallara yazdığımız veriler iletiliyor, fakat ekranda gözükmüyor. O konuya birazdan geleceğiz. Şimdi gelen verileri ekranda kaydıralım. Bunun için önceki kodumuzda data anode dizisini değiştiriyoruz ve 2 adet for döngüsü ekliyoruz. Gelen verileri bu şekilde kaydırmanın görsellik dışında bir sebebi daha var. O da, bir sonraki örnekte ikinci kanala veri yazdığımızda, veri iletiminin daha anlaşılır bir şekilde görülmesi. Şimdi ikinci kanala yazdığımız veriyi ekrana yazdıralım. Kodumuzun loop kısmına burayı ekliyoruz. Kodlar ekrana yazdırdığımız için uzun gözüküyor. Fakat aklınız karışmasın. Buradaki önemli nokta data 2 ile ikinci kanaldaki veriyi yazdırmak. Üçüncü kanal için data 4, dördüncü kanal için data 6 şeklinde 2 artırarak kullanabiliriz. Burada fark ettiyseniz değerleri değiştirirken, iki kez veri gönderimi oluyor. Bunun sebebi en başta bahsettiğim 150 milisaniyelik gönderim süresi. Eğer ikinci kanaldaki değeri 150 milisaniye içinde değiştirebilirsem, ya da tüm kanallara aynı anda verileri yapıştırırsam, istediğim veriyi tek seferde gönderebilirim. Ama 150 milisaniyeden yavaş yazdığım için ilk değeri değiştirdiğimde ikinci kanalın eski değerini gönderiyor. Tüm ayarların nasıl kullanıldığını gördük. Şimdi son örnek olarak göstergenin 4 değerini birden yakalım. Bunun için loop kısmını şekildeki gibi değiştiriyoruz. Bu kısımda, az önce bahsettiğim gibi 2 artırarak kanallardaki verileri dizinin içerisine kaydediyor. Sonrasında bu değerleri ekrana yazdırıyoruz. Kodumuzu her kanalda tek karaktere göre hazırladığımız için bir kanala iki basamak yazarsak hatalı sonuçlar alırız. Buraya kadar izlediyseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.